Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Son dakika gelişmesi var. Bunu yakından takip ettiğimizi ifade etmiştik. Galatasaray Kongresi ile ilgili bu son dakika gelişmesi. Tedbir kararı alınmış durumda. Galatasaray Kongresi için 10. Asliye Mahkemesi Genel Kurul için ihtiyati tedbir kararı aldı deniyor. İşte son dakika gelişmesi bu şekilde. Hatırlayın neler yaşanmıştı Galatasaray Kongresi'nde. İdari yönden ibra edilmemişti Burak Elmas yönetim. Ve dolayısıyla seçim kararı alınmıştı tüzük gereği. Ve yine tüzük gereği bu seçimde Elmas'ın yarışamayacağı ortaya çıkmış. Ve daha sonrasında da yerel kurul hazırlıkları başlamıştı. Genel kurulda iki aday var. Ancak hakkında çeşitli iddialar, girişimler olduğu belirtiliyordu. Tedbir kararı alınmasıyla ilgili. İlk yapılan açıklamalar sürecin normal rayında devam ettiği ve seçimin yapılacağına yönelikti. Fakat bu tedbir kararı durumu değiştirmiş olabilir. Galatasaray'da sıcak gelişme ve Erman Gülüşen bizimle birlikte hemen son dakika gelişmesini bizlere aktarıyor. Faruk Mutkan, iyi yayınlar diliyorum. Galatasaray'da kongre öncesi hareketli gündem, daha doğrusu seçimli kongre öncesi hareketli gündem devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Valiliği'nin dernekler masasının yaptığı araştırmanın sonucunda açılan bir dava vardı. Son yapılan olağan mali genel kuruldaki bazı usulsüzlükler nedeniyle açılan bir dava vardı. Hatta sonrasında Başkan Burak Elmas iki başkan adayıyla da bir toplantı gerçekleştirmiş ve sonrasında Galatasaray Kulübü seçimin takviminde 30 Nisan'da yapılacağını açıklamıştı. Ancak bugün gelen haber 10. Asliye Mahkemesi hem genel kurul için hem de seçim kararı için tedbir kararı getirdi. Bu şu anlama geliyor. Şu aşamada hukuki olarak 30 Nisan'da seçim yapılamıyor. Aslında bizim daha önceki konuşmalarımızda ve açıklamalarımızda Başkan Burak Elmas'ın olağanüstü bir seçimli genel kurul kararı alması yönündeydi. Bu şekilde açıklamıştı ve bunun herhangi bir tüzük gereği, herhangi bir inceleme ya da farklı bir noktada seçimi etkilemeyeceğine dair. Ama 10. Asliye Mahkemesi burada genel kurulla beraber seçimi de kapsayan bir tedbir kararı alınca işte o zaman işler değişti. Şu anda hukuki olarak 30 Nisan'da seçim yapılamıyor. Ha, nasıl seçim şu an yapılabilecek onu ifade etmek gerekiyor. Eğer ki şu anda mevcut başkan, Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas istifa ederse ve seçime giderse ancak bu şekilde şu anda Galatasaray'da seçim olabilecek. Bunu ifade edelim. Tüzük gereği de Galatasaray'da başkanların istifasının ardından bir ay içerisinde seçim yapılması gerekiyor. Yani bu noktada yola çıkarsak bugün 19 Nisan olduğunu hesaba katarsak yani en erken bugün istifa etse Sayın Başkan Burak Elmas 19 Mayıs'ta yapılacak bir kongre olur. Ama az önce de ifade ettiğim gibi hukuki olarak şu anda 30 Nisan'da seçimin yapılmasının önü kapandı. Bunu belirtmek gerekiyor. Tabii Galatasaray'ın aslında burada yani çok çabuk aksiyon alması gerekiyor. Çünkü şu anda hala onaylanmamış bir bütçeyle yönetim yoluna devam ediyor. 2022 bütçesi son olağan maliye genel kurulda onaylanmamıştı. Ve bu da aslında kulübün ekonomik anlamdaki o hareket alanını çok kısıtlayan ve çok dar alana sokan bir durum. Yani birçok bekleyen ödemeler, oyuncuların maaşları ve birçok gider kalemiyle ilgili olan süreçte şu anda çok rahat hareket edemiyor yönetim. Onaylanmış bir bütçe olmadığı için elinde. Bu noktada artık gözler Galatasaray Kulübü'nün yapacağı resmi açıklamaya ya da Burak Elmas'ın, Sayın Başkan'ın alacağı karara doğru çevrildi Faruk Mutkan. Anladığım şu, 30 Nisan'da seçim yok, doğru mu? Hukuki olarak yok, evet. Ve ama seçim yapılabilir, bu seçimin şartı ancak Burak Elmas'ın istifasına bağlı. Yani şu anda tedbir kararının kalkmasıyla birlikte seçim yapılabilir ama şu anda tedbir kararı olduğu için 30 Nisan'da Galatasaray'da seçimin olma durumu yok. Sayın Başkan istifa ederse en erken bir ay sonrasına Galatasaray seçim yapabiliyor. İşte bu da az önce ifade ettiğim gibi bugün istifa etse 19 Mayıs gibi gözüküyor. Yani biraz daha takvim ileriye doğru gidecek gibi gözüküyor. Sen yakından takip ediyorsun Galatasaray'ı. Oradaki atmosferi de eminim iyi biliyorsun. Nedir oradaki hava? Futbolcuların etkilenmesi, Torrent'le ilgili olarak işte bakın açıklamalar geliyor.
biz Alman teknik adamla çalışacağız diyordu aday başkanlar. Ki artık bu şu anda bambaşka bir noktaya ulaşmış durumda bu durum, bu gerçek. Bu türden ayrıntılar nasıl etkiliyor? Sen çok güzel anlattın ve kulübün geçici bütçeyle şu anda yönetildiğini de ifade ettin. Sıkıntılı bir süreç. Yani dün Dominic Torrent de basın toplantısında bunu ifade etti. Yani ne dedi? Başkan adaylarından hangisi seçilirse tebrik ederim. Benim bu konuda içim rahat. Yani ben sabah gelip 12 saat burada çalışıyorum dedi. Yani Las Hoca'nın da psikolojisine bakmak lazım. Oyuncular konusunda yani tabii ki evet, ödemeler konusunda yaşanan bazı sıkıntılar, problemler konsantrasyonu, motivasyonu etkileyebilir ama hoca buraya başka bir hedefle geldi ve yola çıktığı yönetim şu anda işte bir seçim kararı geldi. Sonrasında şimdi bu seçim kararı ertelendi ya da şu an en azından tarih olarak iptal oldu. Yani her gün yepyeni bir süreçle uyandığı için Galatasaray camiası ve Galatasaray kulübü. Bu da ister istemez, yani her ne kadar profesyonel olarak kalmaya çalışılsa da, saha içerisinde kalmaya çalışılsa da, yani teknik adamın da oyuncu grubunun da kafasında ister istemez bir soru işareti durumunu ortaya çıkarıyor. Sonuçta şimdi bu kadroda 9 tane oyuncunun kontratı sezon sonu itibariyle bitecek. 17 tane kiradan dönecek olan oyuncu var. Yani ciddi anlamda bir kadro hareketleri de olacak. Bir yapılanma süreci de bekliyor Galatasaray'ı ciddi anlamda. Ve hani bu noktada eğer ki seçim olursa, başkan adaylarından biri başkan olursa, elini nedenle çabuk tutarsa Galatasaray için hani bu sezon zaten bir şekilde bitecek ama önümüzdeki sezonu kaçırmaması adına da hani bu süreçlerin seçim süreci, takvim vesaire bir an önce netliğe kavuşması gerekiyor ki futbol takımının da yapılanması için bir an önce elin çabuk tutulması gerekiyor. Bu noktada da tabii ki yani hem Dominic Torrent'te hem sportif direktör Pascual Sensibile'de hepsinin kafasında ister istemez bir soru işareti var. Yani çok önemli açıklamalar bekleniyor Galatasaray'dan, kulüpten yapılacak. Ve senin de ifade ettiğin gibi Burak Elmas'ın tavrı burada belirleyici olacak. Neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Belki bambaşka bir noktaya da ulaştırabilir Galatasaray'da. Seçim atmosferindeyken tam bambaşka bir anlayış da söz konusu olabilir. Gelişmeleri senin aracılığınla takip ediyor olacağız. Teşekkürler Erman. Son dakika gelişmesiydi işte, aktardık sizlere. Galatasaray kulübünde bir seçim atmosferi var demiştik. Daha neredeyse sözlerimiz havadaydı. Ve son dakika gelişmesi sizlere aktarıldı. 10. Asliye Mahkemesi tedbir kararı verdi. Galatasaray Kulübü'nün 29 Nisan'da yapılması planlanan seçimiyle ilgili olarak tedbir kararı kalkmazsa, düzeltiyorum, 30 Nisan'da yapılması planlanan genel kurul gerçekleşmeyecek. Bu sıcak gelişmedeki bu ayrıntı da önemli. Şimdi bu tedbir kararı var ama tedbir kararının kaldırılmasına yönelik de bir talep söz konusu olabilir. Kalkmazsa şu andaki durumla 30 Nisan'da seçim olmayacağı.